olaylarla. Gemlik ilçemizden Zat-ı Ali'nizin öncülüğünde başlatılan müsilajla ilgili temizlik çalışmasını başlatıyoruz Sayın Bakanım. Ayrıca pazar günü alınan kararlar çerçevesinde oluşturulacak stratejik plan ve eylem planları çerçevesinde de ilimizde gerekli komisyonlarımızı, kurullarımızı oluşturup bundan sonraki sürecin titizlikle bir hakkın aşamalı aşamalı yürütülmesi noktasında her türlü titizliği göstereceğiz ve takibi yapacağız. Pazar günü yaptığımız toplantı çok anlamlı bir toplantıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde sizin öncülüğündeki toplantıda aslında bu konunun bir belediyenin veya bir kurumun değil hepimizin ortak konusu olduğunu, her bir vatandaşımızın bu konuda sorumlu olduğunu siz o gün bize çok güzel ifade ettiniz. Zaten 2015 yılından beri Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz deniz yüzeyinde gerekli çalışmalar yapıyoruz ama öncülüğünüzde artık daha motive bir şekilde bütün ekip arkadaşlarımızla, yine Sayın Valimizin öncülüğünde ilgili kurullarla beraber, ilçelerimizle beraber inşallah Marmara'nın incisi konumundaki Gemlik'te de, Mudanya'da da, Karacabey sahillerinde de hep güzellikleri duyacaksınız ve göreceksiniz diyorum. Ben çalışmanın hayırlı uğurlu olması temennisiyle başta zatınızı ve tüm heyetinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, yine oradaki mazuruna. Kolay gelsin diyoruz. Evet, teknelerimiz Gemlik'te de deniz yüzeyini temizlemek amacıyla çalışmalarını başlattılar. Şimdi ikinci olan... Bugünkü çalışma sadece deniz yüzeyindeki müsilaj çalışmasının 7/24 esasına göre bir an önce yapılarak tamamlanması ama asıl amaç bu kirliliğe sebebiyet veren evsel atıklar, sanayi atıkları ve diğer atıkların tamamının Marmara bölgesinde bir plan dahilinde yapılacak projelerle Marmara Denizi'nin bundan sonra kirlenmemesi noktasında yürütülecek projelere ilişkin bir toplantıydı. Biz Marmara Denizi'ne yaklaşık 125 kilometre kıyısı olan bir şehiriz. Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçelerimiz özellikle Marmara Denizi kıyısı olan ilçelerimiz. Ama bu güzellik Bursa'nın güzelliği, bu güzellik Türkiye'nin güzelliği. Marmara Denizi de bildiğiniz gibi dünyanın en küçük denizlerinden bir tanesi ve bir iç deniz. Küresel ısınma zaten malumunuz. İklim değişikliği ile alakalı uyumla ilgili biliyorsunuz yaptığımız çalışmalar var Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. Ama beraberinde konuyu sadece bir maddeye bağlamadan az önce Sayın Valim de bahsetti. Evsel atıklardan tutun da termal atıklardan tutun da zirai atıklardan tutun da sanayi atıklarına varana kadar bu işi etkileyen, tetikleyen küresel ısınmayla veya denizlerin ısınmasıyla beraber bir sürü boyut var. Bu üzerinde siyaset yapılacak bir konu değil. Marmara Denizi hepimizin ve şehirlerimizin bir değeri. İstanbul belki bu noktada en fazla deşarj yapan şehirlerden bir tanesi. Nüfusu ve ölçeği itibariyle neredeyse 170'lik kısmını. Ama her bir şehrimizin küçük veya büyük Çanakkale'siyle, Tekirdağ'ıyla, Yalova'sıyla, Balıkesir'iyle, Bursa'sıyla, Kocaeli'siyle ve tabii ki İstanbul'uyla hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Pazar günkü 4-5 saatlik toplantı aslında işin çok net özetiydi. Biz evsel konuda iddia ediyorum Marmara Denizi kıyısı olan iller arasında en iyilerden bir tanesiyiz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Endüstriyelle alakalı kat etmemiz gereken mesafeler var. Aşamalar var. Yine evselle alakalı eksik olduğumuz muhakkak az da olsa bazı konularda var. Zaten bunların hepsi de Sayın Valimizin de diğer kurullarında yetkisi bilgisi dahilinde aşılacak konular. Olayı sadece yüzeyde yapılacak bir temizlik olarak görmek de arkadaşlar açıkçası abesle iştigaldir. Evet biz bugün bir temizlik hamlesi başlattık. Bu önemli bir şey ama bu işin hem suyun altını yani denizin altında etkileyen boyutlarını da unutmamak lazım. Zaten 22 maddelik acil eylem planının da sadece bugünleri değil az önce Sayın Valim'in ifade ettiği gibi gelecek 3 yıl açısından öngörülen bir proje olduğunu ve çok ciddi maliyetli bir proje olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Ben duyarlılık gösteren her bir ilçe belediye başkanımıza, bugün işte Gemlik Belediye Başkanımız burada, AK Partili Başkanımız, ilçe başkanımız burada. Yani hepimizin derdi ve heyecanı aynı. Gemlik'te, Mudanya'da,
Velhasıl Karacabey'de ama her şeyden öte Marmara'da deniz temiz olsun, deniz güzel olsun. İnsanlarımız rahat denize girebilsinler. İnsanlarımız rahat balıkla alakalı, balık yakalamayla alakalı faaliyetlerini yerine getirebilsinler. Ama bunun için her bir bireyin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, efendime söyleyeyim, hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Ben inşallah bunun az önce arkadaşlara konuşurken de ifade etmiştim. Bu bir hayır olacak ve biz Marmara Denizi'nin kıymetini anlamak, daha fazla sahip çıkabilmek adına da bunun bize bir vesile olacağına yürekten inanıyorum. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Valimizin de bilgileri ve öncülüğü dahilinde Bursa Teknik Üniversitesi ile ve beraberinde Uludağ Üniversitesi ile ortak çalışmalarımız var. Yani bunun gübre olarak kullanılması veya küçültülmesi, azaltılması noktasında yapılması gereken çalışmalarla alakalı. O teknik çalışmaların da oluşturulan kurul tarafından devam ettirildiğini ifade etmek istiyorum. Allah bir daha inşallah böyle sıkıntılarla bizi karşı karşıya bırakmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştiren bu organizasyon için Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum.